zaman bana işaret ya gidilerek incelemelerde bulundu. Bunun sonucunda da insani sınırların Avrupa sınırlarıyla imtihanı, Yunanistan ve Avrupa Birliği'nin mültecilerin sınır geçişlerindeki hak ihlalleri adlı bir rapor hazırlandı. Memur sen sendikal faaliyetlerin kendi özlük haklarıyla sınırlı olmayan sosyal zeminini bu çalışmasıyla bir kere daha ortaya koymuştur. Yunanistan'ın ve AB'nin tavrından dolayı olağan dışı, olağanüstü bir süreçten bahsediyoruz biz. Yoksa olağanüstü bir durum yok. Geçişlere izin verildi. Türkiye'nin kendi kararı bu. Bu olağanüstü durumu, olağanüstü ve insani olmayan şartlarla ve araçlarla yönetmeye çalışmak sadece sınırdaki o çatışma görüntülerinin ya da o çirkin görüntülerin sayısının artmasına sebep olacak. Herkesin malumu Türkiye özellikle iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana Suriyelilerin yoğunluklu olarak olduğu ve sayıları milyonlarla ifade edilen çok sayıda göçmene ev sahipliği yapıyor. Siyasi ve ekonomik çıkar anlayışıyla değil, ensar muhacir bilinciyle göçmenlere kapısını açan ülkemiz uzun yıllardır göçmenlere uyguladığı insani politikalarla gerek dünya kamuoyu nezdinde gerekse göçmenlerin gözünde hatırı sayılır bir yere sahip. Ancak bir süredir sınır güvenliğini tehdit eden ve tehdidin boyutunun artması, askeri ve siyasi gelişmelerin çoğalması nedeniyle Türkiye bir süredir devam ettirdiği bu politikada bazı değişiklikler yapma ihtiyacı hissetmiştir. Bugün burada sizlerle paylaşacağımız raporla birlikte göçmenlerin Avrupa'ya geçişlerinde karşılaştıkları zorlukları ve sorunları hep birlikte irdelemiş olacağız. Bu çalışma Türkiye'den Yunanistan'a göçmenlerin sınır geçişlerinde durumunu tespit etmek ve göçmenlerin deneyimlerini öğrenmek amacıyla yapılmıştır. Göçmenin göç hikayesinin nasıl ve hangi sebeplerle başladığı, sınır geçişinde kontrolün kaldırılması sonrasında nasıl bir göç yolculuğu izlediği, sınırı geçemeyip geri dönenlerin, döndürülenlerin nasıl bir muameleyle karşı karşıya kaldığı, bunların tamamı bu çalışmada araştırılmıştır. Değerli katılımcılar, kıymetli basın mensupları, Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen ilk Suriyeli göçmenler Suriye-Türkiye sınırını 2011 yılında Nisan ayında geçmişlerdir. 2011 yılı verilerine baktığımızda Suriyeli sayısı ülkemizde 15 bindir. Suriye'deki çatışmaların şiddetinin artmasıyla birlikte Türkiye'ye sığınanların sayısı 2013 yılı itibariyle 225 bine ulaşmış. 2014'te insani krizin derinleşmesi sonucunda Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 1,5 milyonu aşmıştır. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 2020 itibariyle Türkiye'de bulunan Suriyeli göçmen sayısı 3,6 milyondur. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin verilerine göre bu Türkiye'nin Suriyeli mültecilerin %64,5'ine ev sahipliği yaptığı anlamına geliyor. Türkiye bu durumla baş etmekte ve ekonomik yükü kaldırma aşamasında da büyük oranda tek başına mücadele etmektedir. Uluslararası platformlarda göçmen yükünün paylaşılması yönünde Türkiye çağrılarda bulunmuş ancak beklenen destek ne yazık ki bu anlamda yeterli düzeyde sağlanamamıştır. Öte yandan Türkiye 1951 Cenevre Sözleşmesi'ne koyduğu coğrafi şart sebebiyle Suriye'den gelen göçmenlere mülteci statüsü tanıyamıyor olsa da savaştan kaçan Suriyeliler için açık kapı politikası uygulamış ve sığınabilecekleri güvenli bir ortam oluşturmuştur. Bu kapsamda Suriyelilere hukuki bir statü sağlamak amacıyla 2013'te yabancılar ve uluslararası koruma kanunu çıkarılmıştır.
Bu kanun kapsamında düzenlenen geçici koruma statüsüyle Suriyeliler 2014'te geçici koruma altına alınmış, açık kapı politikası, geri göndermeme ve temel ve acil ihtiyaçların karşılanması ilkeleri yasal dayanağa ve güvenceye kavuşturulmuştur. Ancak Suriye'deki insani krizin derinleşmesiyle birlikte Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin sayısının 2,5 milyonu 2014'ten sonra geçmesiyle yoğunluğu artan göçmen nüfusunun Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçme baskısı da başlamıştır. 2015 yılında Türkiye'de Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenlerin sayısının artması Avrupa içerisinde ciddi huzursuzlukların ortaya çıkmasına da neden olmuştur. Doğu Akdeniz ve Batı Balkanlar rotası üzerinden Avrupa'ya göçün baskısını artırmasıyla birlikte özellikle Doğu Avrupa ülkelerinden itirazları yükselmeye başlamış ve AB üyesi ülkeler arasında önemli anlaşmazlıklar da bu vesileyle gözlemlenmiştir. Bunun üzerinden hepimizin bildiği gibi göçmenlere yönelik politikalar kapsamında 18 Mart 2016'da Türkiye-AB göç mutabakatı üzerinde uzlaşılmıştır. Ancak AB ile varılan mutabakat koşullarının yerine getirilmesi konusunda Türkiye'nin önemli ölçüdeki çabalarına karşılık Avrupa Birliği'nin taahhütlerinin neredeyse hiçbirini yerine getirmemesi ve bunun yanı sıra Türkiye'deki 4 milyonu geçen göçmen nüfusun artan yüküne İdlib'den Türkiye'ye geçme ihtimali olan yaklaşık 3 milyon Suriyelinin de dahil olma olasılığı neticesinde Türkiye kendi sınırlarından dışarı yönelen göçü engellememe kararı almıştır. Bu doğrultuda 28 Nisan 2020 itibariyle Türkiye'nin Yunanistan sınırına göçmenlerin gitme eğilimi ve Ege Denizi üzerinden göçmen hareketliliği Yunan sınır görevlileri tarafından oldukça sert müdahalelerle karşılaşılmıştır. 2 Mart 2020 tarihinden sonra Yunan sınır görevlilerine Frontex görevlilerinin de eşlik etmeye başlamış olması, AB'nin desteğiyle göçmenlerin Yunan sınırını geçmesine karşı fiziksel şiddetle insan onurunu aşağılayan psikolojik şiddet araçları kullanılarak her türlü geçişi engellemeye yönelik baskılar çoğalmıştır. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis aynı tarihte Yunanistan'ın bir ay süreyle sığınma başvurularını durdurduğunu açıklamıştır. Bu kararın uluslararası hukuka aykırılığı ise aynı gün Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından teyit edilmiştir. Edirne Valiliği'nin 4 Mart 2020 tarihinde yaptığı açıklamada ise Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu heyetinin Kastaniye sınır kapısı ile Pazarkule sınır kapısı arasındaki bölgede inceleme yaptığı sırada Yunan polis ve sınır birliklerince ses, sis, gaz bombaları, plastik mermi, gerçek mermiler kullanılarak ateş açıldığı, açılan ateşin sonunda göçmenlerden üçünün ayağından, birinin kasık bölgesinden, birinin kafasından, bir diğerinin göğsünden yararlandığı ve toplam yaralanan 6 kişiden bir kişinin hayatını kaybettiği bilgisi kamuoyuna yansımıştır. 5 Mart'ta Amnesty International'ın yaptığı tespitte Yunanistan'ın göçmenlerin geçişine ilişkin olarak gaz bombaları ve lastik botların batırılması ile verdiği karşılığın AB ve uluslararası hukuku tamamen ihlal ettiği vurgulanmış ve kayıt düşülmüştür. 6 Mart'ta Avrupa genelinde yerleşik 85 insan hakları örgütü bir araya gelerek bir bildiri yayınlamış. Yunanistan Başbakanı, Avrupa Parlamentosu Başkanı, Avrupa Komisyonu Başkanı ve AB Komisyonu Başkanı'na çağrıda bulunmuş ve Yunanistan'ın Türkiye ile sınır bölgesi olan Evros ve Yunan adalarındaki durumdan ciddi endişe duyduklarını, güvenlik görevlilerinin sivillere karşı orantısız güç kullanımının ve aşırıya kaçan faaliyetlerinin kabul edilmesinin mümkün olmadığını ifade etmişlerdir.
Yunanistan'ın 10 günlük zaman diliminde mültecilere karşı silah kullandığı ve bazılarını öldürdüğü ve birçoğunu yaraladığı. Mültecileri Yunanistan'a illegal giriş yapmaları nedeniyle tutukladığı. Mültecileri taşıyan botları geri iterek, batırmaya çalışarak göçmenlerin hayatını denizde tehlikeye attığı. Zor ve şiddet kullanarak göçmenlere kötü muamelede bulunduğu, kadın ve çocukların bu muameleden ayrı tutulmadığı. Temel bir insan hakkı olan sığınma talebini askıya aldığı ve böylelikle temel bir insan hakkını ihlal ettiği. Sınır kapılarını mültecilere kapattı. Mültecilerin kıyafet ve paralarına el koydu. Aile fertlerini ayırarak aile bütünlüklerini bozdu. Tüm sığınma başvurusu yapma imkanlarını ortadan kaldırdığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda Avrupa Birliği desteğiyle Yunanistan'ın yukarıda bahsi geçen temel insan hakları metinlerini ve ilgili AB mevzuatının neredeyse tamamını ileri ölçüde ihlal ettiğini söylemek mümkündür. Yunanistan'a verilen görevin her türlü şiddet eylemini meşru sayarak AB sınırlarını korumak olduğu, ancak kullanılan yöntemlerin göçmenlerin göç eğilimine zarar vermekten ziyade AB değerleriyle çatıştığı ve AB'nin kendi değerlerini tamamen ayak altına aldığını gösteriyor. Türkiye sınırlarında bekleyen göçmenlerin bekleyişi ve göç motivasyonunu kırmak için kullanılan yöntemler, eşitlik, özgürlük ve adalet kavramlarıyla bir sistem oluşturan AB değerleriyle çelişmektedir. Göçmenlerin girişini önleyerek AB ülkelerinin sınırını koruduğunu, bu şekilde ekonomik ve sosyal refahı kendi ülke vatandaşları için sağladığına dair kabul, göçmenlerin kararlılığı, ulus aşırı göçmenlerin bağları, AB ülkelerindeki göçmenlerin maruz kaldığı ayrımcı uygulamalarla birleştiği düşünüldüğünde ortaya çıkan süreç, göçmenlerle birlikte AB'ye üye ülkelerin de zarar göreceğidir.